Evet, Victoria için yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bölüme geçelim. Merhaba arkadaşlar, Premier Haftanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, selamlar. Geçen bölümde biraz sıkıntı olmuştu. Şimdi toparladık, sıkıntı yok. Şu an sesim gayet iyi. Benim burada yapmak istediğim aslında mantıklı bir şey var. Oyun ilginç bir şekilde çok kasmaya başladı. Galiba bilgisayarıma virüs girdi. Muhtemelen bu sistem geri dönecek. Yani ya monarşiye döneceğiz. Çok saçma olacak belki ama çok bekleyeni var. Tek aydınlar bayağı eksiliyor yalnız. Aydınlar çok eksiliyor ya. Bilmiyorum, bakalım ilerleyen süreçlerde göreceğiz bunu. Bir de şey yapmak istiyorum, bu verilmesi gereken kararlarda... Ne oluyor be? Ne oluyor lan? Verilmesi gereken kararlar var. Bayağı sıkıntıdayız şu an. Umarım beni asmazlar. Mevcut kararlar. Keşfe çıkalım abi, Süveyş şeyine. Günlüğe eklendi. Bölge keşfinde ne istiyor? -1000 bürokrasi istiyor tabi. Bayağı sıkıntıya girdik. 18 aylık, tamam. O zaman devlet binası kuracağız arkadaşlar bu beklediğimiz sürede. Çünkü bürokrasimiz patates. Hiç sıkıntı yok. Hiç üzülmeyin. Üzülmeyin kardeşim, niye ağlıyorsunuz ya? Yok asla ağlamam beyi. İlk adam alır mı? Hiç ağlamakla yakından uzaktan alakam yok. Devlet yönetim binası, belirli alanları kuracağım. Şuralarda sıfır mesela, bakın görüyor musunuz? Mükemmel. Ama tabii paramız da çok kötü bir durumda şu an. Dışarıya da bir bağlanmamız lazım. Yani dışarıya ürün satarsak bizim için iyi yani de. Evet, hiçbirinde şey yok tabii. Problemlerimiz var. Aramız iyi olan birisi yok ki anasını satayım. Ya kimse ticarete girmek istemiyor bizimle. Çünkü doğal olarak biraz saldırgan bir tutum izlediğimiz için bu gerçekleşiyor. Fransa'da en son Tuat'a falan saldırmıştı galiba, aynen. Kazandılar galiba, ben anlamadım bunu. Tuat hatta şuradan toprak almış falan. Bir ilginç bir durum var. İtalya kurulmuştu. İtalya'da bize karşıt. Aramız iyi daha bunlarla bizim. Bilmiyorum, çok saçma ya. Biraz para kazanmaya yönelmemiz gerekecek galiba. İki çıkar grubu şeysi verecek bana. Aslında işime yarar. -2 vermesin kanka yani. O biraz sıkıntı yaratabilir bize ileride. Yerel yöneticiler yine 121'e çıktı abi. Oyunun başında geçen bölümde 3 mü neydi bunlar? 1 miydi? 3? 1'di, 1'di. Şimdi nasıl %21'e çıktınız abi? Hiçbir şey yapmadım ha. Hiçbir şey yapmadım bunlara. Baskılıyorum yani bir de. Kim lan? Aa, İngiltere buraya mı savaş açmış? Oo, Britanya'yı aşağılama falan filan demiş. Allah hacı, umarım kaybetmezsiniz he. Ya bizim gerçi işimize gelmez. İkisi de bize karşı. Yani en azından aramız büyük Britanya ile iyi. Ha, Britanya buraları da alırsa, yani Avusturya'yı bayağı sıkıntı yaşarız yani. Bilmiyorum, neyse. Şu okul kanunları bir çıksın. Millet bir kendine gelsin. Okumayı öğrensin millet. Aydınlarla aramız çok iyi bu arada. Genel yöneticiler nasıl sıfıra indi ya? Ya arkadaş, -20'ydin ya. Kesin bir yerde bir hata yaptık ama. Bakalım. Aa, Eflak'ta bir şey var. Ha yok, Eflak değilmiş. Kanun çıkarma süper. Süper tabii ki, kanun çıksın abi. Devlet okulları açılsın her yere ya. Bundan da vergi kaybı yiyormuşuz bu arada bürokrasiden de. Kabul edilemez hükümet. Ulan patlayacağız. Patlayacağız. Biz monarşiyi geri getirelim. Galiba monarşiden patladık biz. Yani monarşinin yıkılması diyor. Ne monarşinin yıkılması? Geri geliyor aksine. Zamanında atam nasıl yaptıysa monarşi yıkılıyor. Bizim de yapmamız lazım da. Fransa, yavaş olur musun azıcık? Buraları da almış herif ya. Ne yapıyorsun oğlum? Odamın her yerde toprağı var ya. Biz böyle gideceğiz herhalde ya. Yok, Fransa'yı kesmemiz lazım abi, o sakat. Abi şeyler çok kötü ya. Radikaller baya kötü ya. En çok eksi yediğimiz şeyi gösteriyor mu bana? Ayrımcılık, meşruluk mu? Düşük meşruluk. Ha evet. De hayat standartları çok kötüymüş. Şuralarda falan hayat standartları çok kötü diyor. La hacılar, yani ne yapayım bilmiyorum ki size ben. Daha ne getireyim? Gıda falan getireyim mi? Ne yapayım? Al sana da bir gıda getireyim. Bunları otomatikleştir o zaman. Tamam, bu otomatik zaten. Gıda kurduk mesela buraları. Gıda mı yoksa başka bir şey mi kurmamız lazım? Bilemedim ki. Her yerde de gıda var arkadaş. Lan paz, çok zengindik şimdi. Bir anda paramız bitti, anası satayım. Vallahi sıfıra geldik ya. Şu anda da demir yollarını araştırıyoruz. Aslında o pazara ulaşım olayını biraz düzelteceğiz. Organizasyon düşüklüğü ne? Ben bunları 20 kere aktardım. Aa, orada gösteriyor lan, geldiler. Koşun lan, koşun lan. Bu topraklar da bayağı sıkıntıdaymış mesela. Bunların üretkenlikleri yok. Yani gıda falan mı açmam gerekir acaba? Ha, burada açamıyoruz. Mesela çok dolu bu. Aşırı dolu. Güzel aslında. Otomatik genişlete alalım bunları.
Otomatik genişlet. Bu da Tunus benim miymiş lan? Bağımsızlık ver derken. Tunus bana şeyinmiş, benimmiş bu. Aa çok saçma. Bir dakika lan, nasıl benim orası ya? Ben hiçbir şey yapmadım ki oraya. Aa valla protektoraymış ha. Aa. Ha, buraları kontrol ederlerdi toprak sahipleri. Ha, yerel yöneticiler. Akademik destek. Kanun çıkarma şeysi daha mantıklı. Türkiye topraklarında devlet okullarının kanun çıkarması bir evre ilerler. Bir evre ilerler. Evet, oy vermeye geçti valla. %39'da geçer mi ki? Yoksa 10 mu arttırmalıydık? Bilemedim şu an. San Marco Cumhuriyeti adamlar... Oha! Bağımsızlık kazanmış galiba. İtalya geçmiş olsun kardeşim. Aslında bize Sırbistan Eflak Boğdan'ı alsak... Üf, var ya canavar olur ha. Organize suç. Hadi bakalım. Çüş. Sana çüş ulan. Para yok ki. Abi çok kötü ya. Ver para. Yani para kalmadı zaten. Nereden verecek bilmiyorum. Ana paramız kalmış. Oradan verdik herhalde. -61'e girdik. Şuna da versem meşruluğum azalacak. Bakalım nasıl toparlayacağız. Yani şu üniversiteler açılsa aslında okullar... Ya okula gidenler artsa çalışanlar da artacak. Bizim için iyi olabilir yani. Baksana okuryazarlığa bakar mısın arkadaş? Bu kadar kötü olabilir mi ya? En iyisi neresi? Avrupa tabii ki. Toparlayacağız. Her hafta 78 üretiyoruz. Ama bir işimize yaramıyor 78 üretmek. Daha çok üretmemiz lazım demek ki. Süveyş'i de bir şey yapsınlar ya. Oğlum İngilizler her yere girmiş la. Yeter lan. Oğlum bir salın insanları be. Oğlum na, oha Rusya buraya girmiş. Amerika geçmiş olsun kardeşim. Çok uğraşacaksın sen orayla. Ya bizim tuzumuz kuru değil de. Bize de gelecek sıra, onun farkındayız yani. Önce şu hem kanal için hem de Süveyş kanalı burası mı oluyordu ya? Galiba değil mi? Eğitim erişimi artıyor, asimilasyon artıyor. Çok güzel. Vallahi burayı alırsak nasıl değişiklik olacak bilmiyorum ama. Oha -460 oldu. Deli gibi para kaybediyoruz. Bu işi acil çözmemiz lazım artık. Aa, ticaret anlaşması teklifinde bulun. Abi yükümlülük boşlanmak istemiyorum ya, özür dilerim. Geri çevrildi. Ya yaptığın hareket değil yani. Bizim birileriyle iyi anlaşıp gerçekten ticaret yapmamız lazım ama kimse bize karşı şey değil. Halbuki hiçbir şey de yapmadım ha. Bir Portekiz İspanya ile bir anlaşmamız var. Bir de bunlarla anlaşacaktık ama ilişkileri geliştir bakalım yani, ne bileyim. Yani çünkü bu heriflerle biz aramız çok iyi. E kardeşim sen bizi teklifte bulun, bir de yükümlülük borçlandırınca kabul ediyor. Yani 80'e çıkması çok yakın değil. Yani 50'ye kadar çıkar herhalde maksimum. Maksimum 50 değer. Arkadaşlar para basacağız bundan sonra. Hatta şunu da ekle. Şöyle yapalım, bunu ekleyelim. Rezerv parası mevcut verecek. Bir de şunu alacağım. Burada iyi var mı? Para var mı başka? Şunu alacağım bir de. Sırayla gitsin böyle. Çünkü para gidiyor, bitecek yani. Demir yollarını açıyoruz ama boşuna açıyoruz onu biraz. Rumen Birlik ilanı. Boğdan. Romanya'nın birleştiricisi ilan etti. Rumen Preska kendinden bulmaya başlıyor. Gelin kanka yani. Zaten buradasınız. Yani istiyorsan gel bize takıl. İçimizde takıl. Oha ne diyor? Birleşik Prens... Ne? Prenslikler olmuşlar. Okey. Hükümetimiz gittikçe patatese giriyor arkadaşlar. Muhtemelen öleceğiz. Yani asmazlar belki ama bir şeyler olacak yani. Hadi bakalım. Seri erken mi bitecek acaba? Kuzey Alman Federasyonu. Ananı. Bizde dostaneler. Ya neden kabul etmiyorsun? Yükümlülük vermek istemiyorum kanka. Gel işte direkt yani. Almanlar merhaba. Merhabalar. Al bir de bunu harca. Ya Kuzey Almanya Federasyonu'yla da aramızı iyi yapıp belki bir şeyler yapabiliriz, bilemedim. Köleliği reddetmenin sonucu kölelerin özgürlük için bizim topraklarımıza gelmesi Mısır ile olan ilişkilerimize zarar verdi. Ya Mısır'la aramız bozulsa ne olacak ya? Fethedeceğiz kardeşim, komple burayı alacağız. Da paramız yok. Para yok. Muhafazakarları sanırsam burayı alacağız ya. Hükümeti almak zorunda kalacağız sanırım. Tek partili devlete geçmek de acayip iyi olurmuş ha. Valla burada varlığa dayalı da kimse sıkıntı çıkarmıyor açıkçası. Çok da önemseyen yok. Aydınlar biraz mutsuz olacak bunda. Otokrasi, oligarşi. Oligarşiye geç anasını satayım. Yapacak başka hiçbir çare bırakmadınız bana ya. Dur bir dakika ya.
Yine saçma sapan yanlış bir şeyler yaptım ama hadi bakalım hayırlısı. Varlığa dayalı oy hakkı düşündüm. Otorite falan veriyor. Yine ideoloji cezası yiyor zanasa her türlü. Oylara bağlı meşruluk artıyor 65. Çok iyi aslında. Yerel yönetimden güçlüydü şimdi nüfuzlu. İyi düştüler değil mi onlar biraz? Neredeler lan? Ha burada. Yani dengeli tutmaya çalışıyorum da moruk çok zor yani. Süveyş bölgenin tamamlandı. Dediğin gibi muhtemelen şey olacak arkadaşlar. Deli gibi para olacak. Oh be. Kanalı inşa edeceğiz. Türkiye günlüğünde Süveyş kanalını inşa et. Şurada inşaata mı başlıyoruz? Burayı kalkındırmaya çalışacakmışız birazcık. Tamam, kalkındıralım. Bize para getirecek bir şey varsa bizim işimize de yarar bu arada. İş doluluk oranını çok yüksek istiyorlar. Hemen abi. Gıda fabrikası aç. Dokum aç. A kadar her şeyi açtım vallahi şuraya. Sina'ya. Paramız bayağı toparlanıyor şu an. İnşallah toparlayacağız. Zengin zamanlarımıza geri döneceğiz. Bazı alanlara da bir şeyler koymaya çalışıyorum. Hem paramızı arttıracak hem de bize gelir sağlayacak. Bazılarını otomatik geliştirmeye alıyorum. Patlayınca görürüz bir şekilde oraları da. Yani şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Sadece bazı yerlerde para eksiği mevcut maalesef. Paramız olmadığı için destek de sağlayamıyoruz. Sübvansiyon muhabbetine girişemiyoruz. Daha ne yapayım kardeşim size ben? İş imkanı sağladım. Hayvan gibi iş var. İnflak mermili obüs topları. Bey babanın kemüğüne. Tabi orduya daha destek veremeyeceğimiz için henüz. Bir binada Süveyş kanalı diyor mesela. Böyle bir şey mi var? Ben göremedim. Aa var. Oğlum koysana bunu manyak. Süveyş kanalı varmış. Süveyş kanalının en üstü at abi yok. Şimdi o açılırsa hem bize artı para getirecek yani. Eksi bin yedik ama topladık kendimizi agalar. Şeyi savaşarak almak zorunda kalacağız galiba. Hem Ermenistan'ı hem Kars'ı hem de Azerbaycan'ı. Ya şu Kafkaslara kadar almamız lazım aslında da. Rusya çok zor bizim için şu an. Avusturya bana neden karşı mesela? İtalya bana neden karşı? Bunlarla aramız iyiydi bizim. Yani Tunus'u anlarım. Tunus'u anlarım ama. Tunus'un Rusya ile arası iyi. Vay paşam. Yok ya. Ben seçimimi yaptım aslanım. Ne gelmiş? Çanlar kimin için çalıyor? Benim için değildir kanka. Popüler ama acemi bir aday. Tarımcı parti. İvme eklensin. Tarımcı partide sıkıntı olmaz ya bizim herhalde. Muhafazakar belli oldu. Lan dur lan oyun dur lan. Muhafazakarlar çok oy almışlar arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yani en fazla bu veriyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu saçma sapan bir şey var burada. Ben bunu 10 kere bir orduya soktum. Ama olmadı. Gitsene kardeşim artık şuraya. Kabul edilemez hükümeti. Ne yapayım yani abi artık. Pazar yeri şeyi en düşüğü kim mesela? Bosna. Hemen. Demir yolu. Sana bir demir yolu. Yasama başarısızlıkları. İptal etti direkt. Süper. Başkanlık sistemi. Aydınlar kusura bakmayın kardeşim. Ülke gelişmeyecek. Yani I am sorry ha. Yani beklendiği gibi devrim oldu yani. Aydınlar. Gayrimeşru hükümet. Hadi bakalım. Sonumuza mı geldik acaba? Aşırı. Abi ooo çok kötü olacak. Ya bitersek biteriz ne yapalım abi artık yani. Aydınlar özür diliyorum ama izin vermiyor kimse kardeşim devleti ileriye taşımamıza. Anı satayım ülkede bir iç savaş yeter la. Bu kadar erken başlatmasa mıydık mı ya? Gizli kışkırtma. Askeriyeye koyacağız. Savaş ilerlemesini biraz azaltalım ya. Yoksa kafamıza basacaklar yani. Süveyş kanalını inşa edelim ondan sonra yapın ya. Merak ediyorum onu olacak orası. Kaç yıl sürüyor lan? 174 hafta. Oha. Yabancıların ilgisi.
Borçlu olduğumuzu yükümlülüğü kullanarak dostları olan sanayiciler. Ha. Valla Britanya kardeşim. Kardeşim falan değil de. Sittir hele. Komple. Yürü lan. Kimseyi almıyorum. Yani. Aydınları biraz. Yani yerel yöneticileri baskılayamadım. Beceremedim. Arkadaşlar. Baskılayabilseydim belki böyle olmazdı ama. İngilizlere de borcumuz var anasını satayım ya. Ondan mı biz battık azıcık acaba? Sen de beni ticaret anlaşmasına alma ama. Ben niye sana yardım edeyim o zaman? Oha 100 prestij veriyormuş bu arada burası. Seviye başına da 100 kentleşme veriyormuş. Abi çok iyi be. Devletin ellerinde. Aydınlar biraz eksilecek bize karşı. Diyemper'e ilgi duymaya başladın. Diyemper'imiz neresiydi ya Diyemper? Ha oraya. La sen kimsin oraya ilgi duyuyor manyak? Deli misin sen? Bak adamın kuklası bu. Kendi bu. Sonra bir koyar buradan yapışırsın duvara. Çok kaşınma bence. Sınırın ötesindeki dostlarımız. İç savaş azalsın bakayım biraz. Liberal isyan başladı arkadaşlar. Devrim kapıda. Serbest Ticaret Partisi kurulmuş. Tebrik ederiz kendilerine. Yani bu nedir ya? Evet, bütün orduları seferber edin. Siz de şuraya gidin biraz çatışın burada. En azından orayı durdursunlar. Biz burayı alıp oraya gideriz. Ne yapayım yani? Liberal kalmak istediğinizi anlıyorum ama ülke sanırım buna şey değil. Hazır değilmiş yani. Ülke komple sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı komple ya. Şuraya tutsak sıkıntı yok. Burayı alır bu tarafa geçeriz biz. Balkanlarda da 6 tane askerimiz varmış kardeşim. Yürüsene şuraya. Ne işin var senin orada? Orada Süveyş'i de bir halletsek... 126 hafta çok iyi. Lan arkadaş bıkmadılar ya iç savaştan kardeşim. Kafamızı kaldıramıyoruz ya. Bana bir güvenseniz bütün millet olarak şahlandıracağız Türkiye'yi de. Çok zor yani harbiden zormuş Osmanlı'yla başlamak. Tam bitik döneminde başladığımız için toplamamız çok uzun sürdü. Hadi başlat savaşla hadi ya. Ha, ilhak et ha. Tamam ilhak edersin bir ara. Tamam. İnandım. Ettin he. Patır patır alıyoruz bak çatır çutur. Benim oyunum kasmaya başladı saçma sapan bir şekilde arkadaşlar. Bu size çok etki ediyorsa. Yani çok etmiyor galiba ama. Kusura kalmayın. Arada böyle takip edeceğiz. Herhalde bilgisayarım eskidi ya da benim şu anda ekran kartımda mining yapıyorlar. Hepsi olabilir. Monarşi istiyorlardı şimdi monarşiyi mi istemiyorlar? Ben anlamadım ki. Saçma sapan bir şey oldu yani. Şey, silahlı kuvvetler arkamızda olduğu için Allah razı olsun. Arnavut cephesi şey. Hangi birine yetişeceğiz kanka? İstanbul'a mı girdin lan? Manyak. Deli midir nedir anası satayım ya? Öyle alamazsın şimdi oraya geç yani. O kadar çok asker var ki görmüyorum şeyleri. 42'de. Yerel yöneticiler yine 36'ya çıktı arkadaş. Yani çıksın artık. Yapacak bir şey yok. Ülkeyi geliştirmeyeceğiz herhalde öyle görünüyor. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. Evet. Hallettik. Adamları yok ettik kardeşim. Süveyş kanalı uygulansın bakalım ne olacak. Vallahi arkadaşlar sanırım bitmesine bayağı var. Ha, bu bitene kadar ki bitse de bir işimize yaramayacak çok fazla galiba ama. En azından bölümü burada bitirelim. Diğer bölümde herhalde Süveyş'i halletmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Ama durum hiç iyi gitmiyor onu söyleyeyim. Ya yani battık batacağız. Para eksilerde zaten. Amerika dibimize girdi. Rusya zaten kocaman. Avusturya'da savaş açmak istiyor. İtalyanlarla da aramız kötü. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Göreceğiz. O zaman beğendiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir de abone olun. Görüşürüz.
Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye.